ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Burayı biraz sessizce dinleyin. Aldanma işine sıra gelmişken bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Cuma günü Sancaktepe'de şöyle naif bir şey söyledim. Dedim ki bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci Kazlıçeşme tren hattının açılışı için tarafıma davet geldi. Çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım. Çünkü yanlış uygulamanın bitmesi gerekir dedim. Aynen böyle söyledim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki hayır, hayır, büyük bir şey yakalamış gibi. Ulaştırma Bakanı'na sordum. Ekrem İmamoğlu davet edilmedi dedi. Kendi kendine davet uyduruyor. Sevindi ya. Bakın adam sevindi yani. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu Allah aşkına ya? Normal biri ne der? Bakın normal biri ne der? Yani ben daveti uydurmuş olsam dahi ne der? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Başımızın üstünde yeri var. En güzel şekilde ağırlarız. AK Parti seçmeni İstanbullu hemşerilerim bunu duysun. Özellikle bu sözleri duysun. Bakın çok ayıp. Çok ayıp. Ayıp değil mi? Bizim toplumumuzun örfüne, adetine yakışan bir tavır mı bu? Hayır, davet edilmedi, gelmesin. Vallahi takdiri size bırakıyorum. Peki, ama iş burada bitmedi bakın. Diyebilirsiniz ki sen de davet edilmedin kardeşim. Madem neden davet edildim diyorsun diyebilirsiniz. Şimdi ekranlara bir görüntü istiyorum. Bir görüntü gelecek. İyice bakın. Ekran geliyor mu? Heh. Şimdi bu bana gelen davet maili. Aldım getirdim bak burada üstte yazıyor. Bu bana gelen davet maili. Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe belediye başkanı Sayın Ergun Turan'dan yukarıda yazıyor. Buradan bak Fatih Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum davet için. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Sonra nereye geliyor? Aşağıda yazıyor bak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme ne zaman gelmiş? 22 Şubat Perşembe öğleden sonra 3:26 geçe. Konu ne? Aşağıda yazıyor. Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistemi açılış daveti. Mektuba davetiyenin dijital hali de eklenmiş. Yani sadece bununla kalmamış bir de dijital hali eklenmiş. Cumhurbaşkanının da katılacağı yazıyor işte. Katılacağı açılışa törenine katılmanızdan onur duyarız diyor. Kim diyor? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Şimdi benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem. Hiç sanmam ama utanır mı bilmem. Bu maili gördü ya bak nasıl şimdi kıvırmaya başlayacak. Aslında öyleydi de böyleydi. Yazıyorum bakın buraya. Fatih Belediyesi'ne suç atar. Fatih Belediye Başkanı'na suçu atıp kaçar bu. Yazık ya. Vallahi yazık. Bakın biraz ar etse, biraz ar etse, biraz ar etse verdiği chat raporunda heyelan tehlikesi yok diye imza atıp Erzincan'da 9 kişinin heyelanla ölmesinin acısını yaşardı. Bunu yapmak ve ailelerin acılarına ortak olmak yerine magazin programına çıkıp gülerek chat raporu ile ne alakası var demezdi. Şimdi bu daveti gördü herkes, gördü. Çok net bunu anladı. Artık ne yapması lazım? Nezaketli biri ise en azından çıkıp özür dilemesi gerekir. Bakın bir şey daha söyleyeyim, henüz geç değil. Ben buradan tekrar edeyim. İster Fatih Belediyesi, ister Ulaştırma Bakanı, ister Cumhurbaşkanı tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına gene gideceğim. Gene katılırım, sorun yok. Bakın İstanbul'da devletimizin bir açılışına katılmak,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesidir bir. İkincisi, bakın, İstanbul'da bir açılışa Büyükşehir Belediye Başkanlığı davet etmek de vazifedir iki. Üçüncüsü ne biliyor musunuz? O Cumhurbaşkanlığı koltuğu da bu milletin. O bakanın koltuğu da bu milletin. Bu belediye başkanının koltuğu da bu milletin. Onu onlar bilmiyor. Bunu onlara öğreteceğiz. Bunu onlara öğreteceğiz. Bakın, daha ileri gideyim. Bu dediğim tavır ve davranış mecburiyettir. Bu nezaketi devlet katından uzak tutmak doğru değildir. Bu iş acemi adayın ağzına konu edilecek sıradanlıkta bir olay da değildir. Bakın, Kanal İstanbul meselesini hatırlayın. Kanal İstanbul meselesi. Kanal İstanbul efendim halkın gündeminde değil, halkın gündeminde olmayan konulara ben girmiyorum. Kanal İstanbul ne zaman halkın gündeminde oldu? Kanal İstanbul ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemi oldu, ya oraya yapan, yatırım yapan bazı Arap Yarımadası ülkelerindeki iş adamlarının gündemi oldu, ya da sıklıkla sen konuştun, hatta şöyle konuştun. Yapacağız. Aynen böyle dedin. Onun için millet, millet sizin bu yalanlarınıza aldanmayacak. Millet sizi 40 yılda bir çarşıda, pazarda gördüğünde, sizden pazara geldiğinde bana ne olur Kanal İstanbul'u yap mı dedi. Böyle bir şey mi dedi? Milletin gündemi daha önce Kanal İstanbul muydu? Hayır. Aynen bugün olduğu gibi hayat pahalıydı. Hayat pahalıydı. Geçinememekti. İş bulamamaktı. Enflasyon bu ülkede üç hanelere çıkmış. Emekliye Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemi yaşatılmış. Pazarlarda kadınlar, erkekler ağlayarak geçim sıkıntısını anlatıyor. Ben pazarlardayım kardeşim. Her gün bir semtte pazara gidiyorum. Vatandaşla dertleşiyoruz. Dertlerini dinliyorum, sıkıntılarını dinliyorum. Geliyor annemiz, babamız, amcamız, teyzemiz, kardeşimiz, evlatlarımız, daha küçücük çocuklar bile sıkıntısını anlatıyor. Böyle kafa kafaya veriyoruz. Kulağımı ona dayıyorum, onu sessizce dinliyorum. Ve insanlar yokluk, kıtlık, yoksulluk içinde. Bunlar hala neyin peşinde? Ya bu kadar, bakın bu kadar rahat yalan söyleyenlerden, seçim öncesi her renge boyanıp her kılığa girenlerden İstanbul'a hiçbir fayda gelmez. Allah memleketimizi, milletimizi, şehrimizi, hemşerilerimizi bunlardan korusun.